Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, inşallah bizler bugünkü Avamili Cürcani dersimizde Esmaülleti tensibu alet temizi, temizlik üzerine nasbeden isimleri inceleyeceğiz. Ennevuthaminu, 8. nev, o 13 çeşitten 8.'si Esmaun isimlerdir. Tensibu, nasbeder, Esmaun yine isimleri. Yani isimleri nasbeden isimler, ama o isimler ki nekiratin, nekira olan isimleri. Nekira olan isimleri nasbeden isimler. Şimdi kardeşler, nekira kavramı belki ilk defa karşınıza çıkıyor. Bunu böyle kabaca çok üstün körü anlatacak olursak, nekira marifenin zıttıdır. Şimdi Arapçada bir nekira isimler var, bir de marife isimler var. Marife isimler başında eliflam takısı olan isimlerdir. Veyahut da özel isimler de marifedirler. Mesela Zeyd gibi, Amr gibi, Bekir gibi veyahut Allah gibi, bu tür özel isimler marife isimlerdir. Aynı zamanda başta eliflam almış olan isimler de marife isimlerdir. Bunun tam zıttı ise nekiradır. Yani marife olmayan. Nekira ise başında eliflam takısı olmayan ve herhangi bir şekilde de özel isim olmayan isimlerdir. Mesela bir örnek verecek olursak, raculun adam demek. Raculun adam manasında herhangi bir adam. Yani belli bir adam değil. Ama er raculu, bakın başına el getiriyorum, el raculu şeklinde söylediğimizde bu marife bir isimdir. Çünkü başına eliflam gelmiş, marife bir isimdir. El raculu, daha doğrusu idgam-ı şemsiye kuralına uyarak okursak er raculu şeklinde söylediğimizde, yani belirli bir adamı kastediyoruz. Marife, bakın, bilinen manasındadır marife. Nekira ise bilinmeyen. Mesela raculun dediğimde herhangi bir adamı kastediyorum. Bu nekira bir isimdir. Toparlayacak olursak, nekira isimler eliflam almazlar. En önemli özelliklerinden biri bunlardır. Bir de özel isim değillerdir. Şimdi ennevuthaminu, 8. nev, esmaun isimlerdir. Tensibu esmaen, yine isimleri nasbederler, ama isimler ki nekiratin, nekira olan, esmaen nekiratin, nekira isimleri nasbeden isimler. Peki ne üzerine? Alet temyizi, temizlik vasfı, temizlik üzerine nekira isimleri nasbeden isimler. Ve onlar da erbatu esmain, bunlar da 4 isimdir. Şimdi temyiz ne? Bunu inşallah bu birinci şeyi okuduktan sonra daha iyi anlayacaksınız. Temyiz aslında bilinmezliği ortadan kaldıran, bilinmezliği ortadan kaldıran şeydir. Örnek veriyorum. Et-teravihu, teravih namazı, İşrune rekaten, 20 rekattır. Şimdi bu cümleye çok dikkat edin. Bunu Avamili bir gibide de öğrenmiştik temyizi. Et-teravihu, teravih namazı, işrune 20'dir. Teravih namazı 20 ne? Bakın burada bir kapallık var. Teravih namazı 20 ne? 20 rekat mıdır? 20 yani rükû mudur? 20 secde midir? Burada neyi kastediyoruz? İşte et-teravihu işrune rekaten derken, bakın rekaten şeklinde söylerken burada yani 20 rekattır. Rekattır. İşte oradaki rekat kalıbı temyizdir. Yani bilinmezliği ortadan kaldırıyor. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız inşallah. El evvelu, birincisi aşaradır. 10 yani. 10 sayısı. İza, o zaman cürük gibi terkip edildiğinde ma ahadin, bir ile, ev isneyni veya iki ile, ile tisatin, 9'a kadar. Yani 10 sayısı, 10 sayısı, 1, 2, 9'a kadar, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9'a kadar terkip edildiğinde, yani bir araya geldiklerinde bunlar nekira olan ismi nasb ediyorlar. Şimdi kardeşler, burada eksik bir ibare var. Bu diğer nüshalara göre doğru olan ibareyi okuyayım. İzâ rukkibet, terkip edildiğinde, yani aşara terkip edildiğinde ma ahadin, bir kelimesiyle, ev isneyni veya iki, ev selâfetin veya üç, ev erbatin veya dört, ile tisatin, 9'a kadar. 9'a kadar terkip edildiğinde, birden 9'a kadar. Ve eyvan, yine bunun gibidir, işte bu burada yok. Eyvan yine bunun gibidir, işrune 20 ve selâfüne 30, ile tis'ine 90'a kadar, yine aynı şekildedir. Yani sayılar 10'dan 99'a kadar, 10'dan 99'a kadar, 10'da bir sayıyla terkip edilirse, yani 11 daha doğrusu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Ta 19'dan da 99'a kadar sayılar kendilerinden sonra gelen nekira isimleri nasb ederler. Bu tür isimler kendilerinden sonra gelen nekira isimleri nasb ederler. Nahve örnek. İndi benim yanımda var. Ahade aşara 11. Şimdi ben burada cümleyi kesem. Benim yanımda 11 var. 11 ne? 11 para mı var? 11 kişi mi var? 11 ne var? Raculen adam var. Dikkat edin, temyiz geldi. Ve temyiz de nasb şeklinde gelmiştir. Buraya dikkat edin. Üstün gelmiş yani. Çünkü ahade aşara raculen kelimesi nekira bir kelimedir. Görüldüğü gibi elif lam yok. Onu nasb etmiştir. Ve sen ikincisi kemdir. Kem lil istifami soru içindir. Kem kaç demek? Kem raculen indeke senin yanında kaç adam var? Bakın kem kendinden sonra racul kelimesi gelmiş. Bu aslında raculundur. Raculun. Ama kem dahil olduğu için kemin temyizidir. Kem kaç var? Kaç ne var? Temyizi gelmiş. Raculen adam var. İndeke senin yanında. Senin yanında kaç adam var? Yani görüldüğü gibi raculen kelimesinde kem ne yapmış? Yine nasb etmiştir. Yani toparlayacak olursak. Birincisi 11'den 99'a kadar olan sayılar. Bunlar geldiğinde kendilerinden sonra gelen nekira ismi ne yapıyorlar? Nasb ediyorlar. İkincisi kemdir. Kem de kendinden sonra gelen nekira ismi ne yapıyor? Nasb ediyor. Es-salisu üçüncüsü ke-eyyindir. Ke-eyyin manası pek çok nice manalarındadır. Nehve örnek. Ke-eyyin raculen indi. Yani manası şu. Ke-eyyin pek çok raculen adam indi benim yanımda var. Yani pek çok adam, nice adamlar benim yanımda var manasında. Şimdi ke-eyyin görüldüğü gibi yine kendinden sonra gelen nekira ismi ne yapmıştır? Nasb etmiştir. Ve rabiyo dördüncüsü kezadır. Ve hiye o kinayetun anil adedi sayıdan kinayedir. Yani bizim Türkçedeki şu kadar manasında. Mesela ben daha doğrusu bir cümle içerisinde kullanırsam daha iyi olur. Hani Türkçeye karşılığını. Yani mesela benim yanımda şu kadar dirhem var. Benim yanımda şu kadar dirhem var. Bakın sayıdan kinayedir. Keza. Keza da yine kendinden sonra gelen nekira ismi nasb ediyor. Nehu örnek. İndi benim yanımda var. Keza dirhemen. Şu kadar dirhem var. Şu kadar benim yanımda dirhem var. Görüldüğü gibi dirhemundur. Dirhem kelimesi başına keza geldiği için kezanın temyizi olmuş. Temyizi olduğu için nasb etmiştir. Böylelikle bu konuyu bitirmiş olduk. Söyledik ki 4 tane isim var. 4 tane isim var. Bunlardan bir tanesi aşara. Ki aşara ize rukibet ma ahadin 1 ile terkip edilirse. İfneyni 2 ile ile tisatin 9'a kadar terkip edilirse. Yine aynen bunun gibidir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ta ki 99'a kadar bu şekildedir. Bu sayılar geldiklerinde bir ismin başına dahil olduklarında, daha doğrusu nekira bir ismin başına dahil olduklarında o ismi nasb ederler. Kem de aynı şekildedir, keyin de aynı şekildedir, keza da aynı şekildedir. Gelelim esmaul ef'ale. Yani esmaul ef'al demek fiil isimler. Fiilim yani fiil olan isimler. Bir takım isimler var. Bunlar fiil manasını içinde barındırdıkları için bunlara fiil isimler söylenmiş. Ennev tasi'u 9. nev kelimetün kelimelerdir. Tusemma isimlendirilirler esmaul ef'ali. Esma-i ef'al diye isimlendirirler. Ba'duha onlardan bazısı terfav ref eder ve ba'duha bazısı da tensibu nasb eder. Bazısı ref alameti yani daha doğrusu bazısı kendinden sonra gelmiş olan ismi ref eder. Bazısı da kendinden sonra gelmiş olanı nasb eder. Ve iyye onlar da tis'u kelimatin 9 kelimedir. En nasibetu minha. O 9 taneden nasb edenler sittu kelimatin 6 kelimedir. Birincisi ruveyde. Ruveyde manası mühlet ver demek. Örnek. Ruveyde zeyden. Zeyden mühlet ver. Görüldüğü gibi ne yapmış? Nasb etmiş. Peki niçin nasb ediyor? Bakın ruveyde mühlet ver. İçerisinde emir manası barındırıyor. Kim mühlet versin? Ente sen. Bakın ente fail. Zeyden de mefulu bihidir. Mefulu bihi olduğu için burada Zeyden kelimesi nasb olmuştur. Yani şöyle de diyebiliriz. Buradan nasb yapan işleyeceğimiz 6 kelimede emir manasını bulundurdukları için hepsinin de içerisinde damiri müstetir entedir yani sendir
ve kendinden sonra gelen isim de kendilerine meful olarak aldıkları için bunlar nasb ediyorlar. Ama dikkat edin, bunlar isimdirler. Aslında isimdirler ama işlerinde fiil manasını barındırıyorlar. Ruveyde Zeyden, Zeyden mühlet ver. Ey emhilhu, yani ona mühlet ver demek. Burada ey tefsiriyedir. Bu kelimeyi tefsir etmiş. Buradaki bu cümleyi daha doğrusu. Emhilhu, yani ona mühlet ver. Ve belhu, belhu bırak manasında. Nehu örnek. Belhe Zeyden, Zeyd'i bırak. Ey yani dahu, onu terk et, onu bırak manasında. Belhe yine içerisinde faili müstetirdir, entedir. Yani sen bırak. Kimi bırak? Zeyden, Zeyd'i bırak. Dikkat edin, meful bihi olmuş Zeyden. Ve duneke. Duneke de tut manasındadır. Nehu örnek. Duneke Zeyden, Zeyd'i tut. Ey yani huzhu, onu tut manasındadır. Bu da yine emir manası içerisinde bulunduruyor. Aleyke. Aleyke ise sahip çık manasındadır. Nehu örnek. Aleyke Zeyden. Yani Zeyd'e sahip çık. Ey yani elzimhu. Ona mülazemet et yani. Ona mülazemet et. Zeyd'e sahip çık. He. He'ye gelince aslında birçok nüshada bu he diye söylediği ha'e şeklindedir. Ha'e. Ha'e de yine tut demek. Nehu örnek. Ha Zeyden veya ha'e Zeyden. Zeyd'i tut. Ey yani huzhu. Onu tut manasındadır. Ve heyyehale. Heyyehale de gel demektir. Heyyehale gel demek. Nehu örnek. Heyyehale feride. Hadi et çorbasına gel. Feride haşlamadır. Yani daha doğrusu et suyu da diyebiliriz. Heyyehale haydi gel feride et haşlamasına gel. Ey yani itiha, yani ona gel manasındadır. Heyyehale de. Görüldüğü gibi bu 6 tanesi içerisinde emir manasını barındıran isimlerdir. Bu yüzden bunlara isim fiil söylenmiş. Daha doğrusu fiil isimler söylenmiş. Emir manası içerisinde bulunduruyorlar. Şimdi ver rafiatu minha. O 9 taneden ref edeni ise selasetu kelimatin. 3 kelimedir. Birincisi heyhate. Uzaklaştı. Bu 3 tanesi de fiil madi, yani geçmiş zaman fiili manası içerilerinde barındırıyorlar. Mesela heyhate uzaklaştı demek. Nehu örnek. Heyhate Zeydun. Yani Zeyd uzaklaştı. Görüldüğü gibi uzaklaşan kim? Zeyd. Zeyd burada faildir. Fail olduğu için ne yapmış? Ref yapmıştır. Heyhate Zeydun. Zeyd uzaklaştı. Ey yani beude, yani uzaklaştı. Burada tefsir etmiş. Ve serane. Serane hızlı oldu manasında. Nehu örnek. Serane zâ ihaleten. Serane hızlı oldu. Zâ bu. Bu ismi işarettir. Bu. İhaleten. Yani tav olması, semizlik olması. Semizlik yönünden bu serane hızlı oldu. Ey yani serua hızlı oldu manasındadır serane. Şimdi kardeşler, bunun bir meselesi var. Bunu ileriki kitaplarda daha iyi öğreneceksiniz. İnşallah bu meseleyi ileriki kitaplara okursak detaylı bir şekilde anlatırız. Şimdi bir keçi var. Zayıf bir keçi. Bunu burnundan affedersiniz sümük akıyor. O keçiyi alan çocuğun annesi de zannediyor ki o yağdır. Yani o akan sümüğün yağ olduğunu zannediyor. Diyor ki serane hızlı oldu ve bunun ihaleten semizlik olması, tav olması bunun ne kadar da hızlı oldu söylemek istiyor. Bu bunun karşılığında söylenmiş bir sözdür. Serane hızlı oldu ve bu. İşte buradaki bu kelimesi ve kelimesi aslında ref mahallindedir. Bu mebni olduğu için, yani bunu şeyde de işlemiştik. Her isim harekelenmez. Mesela avamili bir gibi de işlemiştik. Bazı isimler mebnidirler. Mebni oldukları için hareke almazlar. Mesela zamirler de başlarına gelen amillerden dolayı hareke almazlar. Mahalli bir şekilde ref olurlar, nasb olurlar, cer olurlar. Bu za kelimesi mahallen merfudur. Serane ne kadar da hızlı oldu ve bunun ihaleten semizlik olması, semizlik yönünden ne kadar da hızlı olduğu. Ve şettane. Şettane de ayrıldılar manasında. Nehu örnek. Şettane Zeydun ve Amrun. Zeyd ve Amr ayrıldı. Bakın her ikisi de reftir. Ey yani iftereka. Her ikisi de ayrıldılar manasındadır. Böylelikle Esma-ül Efali de bitirmiş olduk. Efal-ü Nakise'ye gelmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.